Evet, selam dostlar, bendeniz Los Angeles Oto Kurtarma. Arkadaşlar takipçimle beraber arabasını aldık, Focus'unu. Şaşmadan İvedik'e doğru yola çekiyoruz. Bu arkadaşımızı geçen otobandan ben aldım. Büyük bir kaza atlattı. Allah'tan canına bir şey gelmedi kardeşim, Allah'tan. Kardeşim ismin neydi? Alican abi. Ha, Alican kardeşimize buradan büyük geçmiş olsun. Allah kaza bela bir daha inşallah şey yapmaz. Yani büyük bir kaza atlattı, Allah canına şey yapmasın, çünkü hani arabanın arka tarafı yok gibi bir şey yani. Hani var yerlere vurunca. Dediğim gibi arkadaşlar, hani uzun süreli hani komple arabanın videosunu almadığım zamanlar böyle takipçilerimle selfie tadında video çekiyorum. Bunu normal videoların başına ekleyeceğim. Sağlıcakla kalın. Bendeniz Los Angeles Motovlog. Angara dedesine abone olun. Evet, selam dostlar, bendeniz Los Angeles Oto Kurtarma. Arkadaşlar, yağmurlu bir Ankara günden herkese merhabalar. Bugün takipçilerimle arkadaşlar şeyiz, beraberiz. Kardeşim adın neydi? Anıl Batuhan. Ha, Batuhan. Sağ olsunlar arkadaşlar, takipçilerim beni ziyarete gelmişler hostime. Muhabbet ederken o anda da bir iş çıktı, dedik hadi gelin beraber gidelim işe diye. Şimdi arkadaşlar işe gidiyoruz, gene bir takipçim aradı. Sağ olsun, otoparktan bir arabası varmış. Otoparktaki arabasını arkadaşlar alacağız ama arka tekerleğin bir tanesi kopukmuş. Abi dedi, senin dedi aparatlar var dedi, aparatlarla beraber dedi, çeker miyiz dedi. Çekeriz dedim, şimdi onu almaya arkadaşlar konuma doğru yola çıktım. Gidelim bakalım, aparatla bir çekelim abi, zarar vermeden aracına. Gençler bir şeyler söyleyin ya, siz de çok şey kaldınız da sessiz. Ne yapıyorsunuz şimdi, okuyorsunuz mu? Çalışıyoruz abi. Nerede? Ben fotoğrafçıyım abi. Sen fotoğrafçısın alın. Nerede? Serbest abi. Serbest. Seyyar fotoğrafçı. Aynen. Sen? Ben telefoncuyum abi, Elvankent'te. Elvankent'te. Tamam kardeşim, hani Elvankent'te işi olan olursa senin yanına gelsin yani. Papağan iletişim abi. Papağan iletişim arkadaşlar. Los Angeles'tan geldik derseniz arkadaşlarımız size yardımcı olacak. Evet, yardımcı oluruz abi, sıkıntı yok. O zaman gidelim abi, şu arabamızı alalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin başkan. Abi. Eyvallah başkan, sen ne yapıyorsun? Eyvallah. Merhaba başkan. Allah'a şükür.
La hacı burada şey mi vardı otobarla? Yok ya ben buraya hiç gelmedim hacı. Buraya çok bundan sonra geleceğim. Valla inşallah inşallah. Yayında mıyız? Yayındayız ya. Eyvallah. Eyvallah başkan. Ha BMW mi? Evet bunu alacağız. Tamam başkan hemen. Arka tablamız kırık. Tamam altına şey koyarım ben. Aparatı koyarız başkan sıkıntı yok. Hadi arkadaşlar sizin ne olmazsa. Hadi gelin. Abi tekerli gözlük var bende. Kafanda bir şey. Kafanda abi şey var abi kamera. Bu kafa beyin bundan mı çalışıyor? Yok abi ya. Abi kayıt yapıyoruz. Kayıt yapıyoruz abi, video, kamera. Var abi, olmaz olur mu ya? Abi doğma büyüme bu abi, Ankaralıyız ya. Altındağlıyız abi doğma büyüme. Ben de Altındağ, hemşeriyiz. Ha, öyle abi. YouTube'a çıkartma, Gıdırlık. Abi ayıp ediyorsun ya. Kayıttayız abi, yayındayız. Sen eklerim abi özellikle. Dur ben az daha geleyim de abi. Kasayı altına sokayım bir. Yasakmış gençler içmeyin. Senin arabada nasıl gün çekiyor? Bizi de şu oradan çekiyor. Her taraftan. Sıkıntı yok hacı, ikisini de hallederiz ya. Olur, olur. Teşekkür ederim, iyi günler. Başkan, sağ öne de koyalım olmasa jant yürümesin değil mi? Aynen abi. Tamam. Az bir şey çekeyim, arkayı şimdi ben şey yapacağım, kaldıracağım. Az bir şey sağa yapsana abi direksiyonu. Dur. Yani? Açılıyor, başka bir yeri patlatmayalım. Zaten de. Abi elle abi kalkmaz abi, imkansız. Abi. Portifiden atamayız mı abi? Benim diğer aparat da kaldırmaz bunu. Tamam. Şey girmez aparat altına. Yani hem atarken de şuna koymuş oluruz altına. Anladım ben. Portifiden nereden gidiyor? Onu söyle. Ben senin dediğin gibi yaptım. Sen de başkan. Az bir şey daha çekeyim. Zaten ondan sonra kasayı kaldırınca burası otomatikmen şey yapacak, tamam, kalkacak. Tamam, tamam. Sen buradan bakar ol abi. Ben bir yavaş yavaş çekeyim mi? Tamam. Çekeyim mi? Zaten şöyle bir metre çeksem kasayı kaldırırım ben. Var mı sıkıntı abi? Thank you.
Abi aparatı koysan altına. Koydun mu? Tamam ne be şimdi rahat. Tabii canım ya. Geliyor değil mi? Başkan ihalelik arabalar mı yoksa? Hepsi ihale. Hepsi bunların bak. Hadi ya gümrükten gelenler bunlar. Bak görüyor musun yabancı plan şu an. Ana hepsi yabancı. E başkan peki ben kamerayı şuraya takayım da sen hani nasıl alınıyor, nasıl ediniyor? Anlat. Ya anlat ya hani belki insanlar abi hani şey yapmak isterler. Evet abi dinliyoruz seni ya. Abi ihale sitesi var. Tamam. İnternetten ihale alıyorsun. Resmi zaten bakanlığın sitesi. Tamam abi. Oraya giriyorsun abi. Ücretsiz yolluyorsun. Tamam. Araba hoşuna gidiyor. Atıyorum bu arabanın satışa esas bedeli var abi. Bir de satışa çıkacağı fiyat var. 50 bin lira mesela araba. Senden 5 bin lira teminat istiyor. %10'u. Anladım. Tamam mı? 100 bin liraysa 10 bin lira teminat alıyor senden. Her neyse 50 bin liranın %75'i ile satışa çıkıyor abi araba. Evet. Atıyorum bugün satışa çıktı. İşte 3 gün sonra ihale bitecek diyor. Son saniyeye kadar vermiyorsun abi teklif. Tamam. Son saniye teklifi vuruyorsun, alıyorsun, çıkıyorsun abi. Ondan sonra sözleşmeyi yazdırıyorsun. Halk Bankası'na teminatı falan yatırıyorsun. Parasını falan hep Halk Bankası'na yatırıyorsun araba. Tamam. Ondan sonra arabanın ihalesini kazanıyorsun abi. İhale sonuçlanıyor, cep telefonuna mesaj geliyor. Araç kazandınız yani, ihale kazandınız diye. O teminatta düşüyor mu oradan? Evet, teminat düşüyor. Atıyorum 30 bin lira. Araba 30 bin lira sende kaldı, içeride 5 bin lira teminatın var. Senden 25 bin lira para istiyor. Anladım reis. Teminatın da yakmıyor. Arabanın ihalesini kazanamazsan geri hesabına iade ediyor istiyorsan teminatı. İstiyorsan kendi hesabında tutuyor. Yani teminat yakma gibi bir olay yok. Ama kazanır da arabayı teslim almazsan teminatını yakıyor. Anladım olay reis. Karlı peki, iş abi. Peki karlı oluyor mu ya böyle ihale? Karlı var abi. Ya hep hani sahibinden Honda'da görüyorum biliyor musun işte hani gümrükten çıkma temiz. Aynen abi. Hani kilometre sürük genelde de hep gümrük arabaları çok temiz oluyor biliyor musun? Abi bende yığın ne var ya şu an. Yani dolu arabalar. Temiz oluyor harbiden temiz. Değil mi? Kârı da oluyor abi. Yani hiçbir şey bilmiyorsan abi şimdi ben şunu aldım. Atıyorum masrafıyla bana 40'a gelse bu araba. Galericiyi götürsen zaten masraf ettiğin parayı bana geri verir. Doğru söylüyorsun. Zararın olmuyor yani. Ha bir de şey olayları var. Şimdi doğuda uyuşturucu zulalı arabalar var abi. Emniyet yakalıyor. İçinden zulayı alıyor abi. Gümrüğe bırakıyor. Onlar da satışa çıkıyor. Onlar biraz sistemi farklı. Onu satın alıyorsun, emniyete götürüyorsun. İşte hani arabanın zulasını kapattırdım diye beyan ediyorsun. Evet. Emniyet kontrol ediyor. Onlara bakıyor. Evet. Göbekten o çekeceğiz tamam. Abi. Şurada. Efendim Ömer. Tamamdır.
Evet dostlar, BMW'mizi zarar vermeden arkadaşlar aldık, indirdik. Sahibi de gümrükten almış. Bir şeyler anlattılar ama inşallah hani işine yarayan olur. İhaleden almışlar arabayı. Onun da ilk şeyiymiş herhalde. Kendisine buradan hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Videoları beğenin, paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.